Selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz Cansucuğum? Evet, bugün Krakow'dayız. Evet, Krakow'u gezerken yanımızda Alper ve İpek de var. Onlarla beraber ta Letonya'dan geldik. Güzel bir gezi olacağını düşünüyoruz. Krakow çok tatlı bir şehir gibi duruyor. Krakow'un tarihi olarak bayağı ünlü bir şehir. Bir tur ile beraber burayı gezeceğiz. Old Town dedikleri eski şehir kısmını. Hadi bakalım hep beraber gezelim diyorum. Evet, hadi bakalım hep beraber gezelim. Krakow nasılmış? Şimdi geziye doğru giderken gençler şöyle bir şey söyleyeyim. Bir tur şeklinde böyle bedavaya aslında çok yani para vermeden bir bu bölgeyi bilen yani Krakowlu mesela biri geliyor size anlatıyor işte buradaki mesela önemli binaları, önemli yerleri, yemek yenecek yerleri, nereden uzak durmalısın, nerelere kesinlikle gitmelisin gibi bilgiler veriyor. Şimdi gençler bu şeyin adı Free Walking Tour. Şimdi şurada arkamda gördüğünüz Cansucuğum da burada yanımda. Free Walking Tour var. Şuradaki abi, arkası bize dönük, şemsiyeli abi. O şemsiyesi de işte böyle bir gruba eşlik edeceği için hani kaybetmeyelim onu diye böyle bir şey almış eline. Bunun aslında bir ücreti yok. Ücretsizmiş ama bir kendiniz istediğiniz miktarda bir bağış yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Krakow hakkında kısa bir bilgi verelim. Krakow Polonya'nın bir şehridir. Çek Cumhuriyeti sınırında bulunuyor. Tarihi olarak da burası çok eski dayanıyor. Zaten sizinle beraber geldiğimizde de bize rehberin verdiği bilgileri de size söylüyor olacağız. Şimdi gençler şöyle başladık. Şurada ileride, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada bir tane katedral var. Genel olarak şöyle bir durum söz konusu. 1320 yılından önce Polonya böyle 20-30 farklı küçük beylik gibi bir şeylere bölünmüş durumda. Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusu. Aynı Game of Thrones'da olduğu gibi bunların hepsi aynı aile üyesi aslında. Küçük beylikler. En sonunda bir tanesi bunlardan kazanıyor. Yani hepsi birbirleri savaşıyorlar ama en son bir tanesi kazanıyor. Ama taç giyme töreninin olacağı şehir yıkılmış, tamam mı? Bu yıkılan şehirde de demiş ki o işte kazanan prens, hani burada bir şey yapamayız. Çünkü yıkık dökük yani bina. Ondan sonra da demişler ki Krakow'a gelelim, Krakow'da yapalım. O biraz önce gösterdiğim şimdiki katedralin önünden gelmiş, buraya doğru yürümüş, buradaki Royal Palace denilen bölgeye gitmiş, orada da tacı takılmış. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Burası aslında eski kalenin girişiymiş, tamam mı? Bu ama kale girişinin bir değişik bir yanı varmış. Şimdi şöyle göstereceğim hızlıca. Şimdi buradan içeriye girmeye çalışıyorsun. Bu kale kapısının özelliği o. Buradan içeriye girmeye çalışıyorsun ama buranın arkasında bir kapı daha var ve o kapı tam dümdüz değil. Birazcık sol tarafta doğru duruyor. O yüzden sen çok ağır bir koçbaşını buradan getirdiğin zaman koçbaşıyla ilk kapıyı kırıyorsun, sonra durman gerekiyor. Birazcık sola doğru gelmen gerekiyor. O da zaman kaybına neden oluyor. O yüzden üst taraftaki okçular da senin buradaki bütün adamlarını indiriyorlar. Bu sebeple, bu basit mantıkla Krakow'un bu girişi hiçbir zaman fethedilememiş. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Bu içeriye doğru gittiğimiz yerde şu anki kapının içerisinden geçeceğiz. Burası da Royal Walkway mi? Öyle bir şey olarak geçiyor. Burası işte kraliyet ailesinin taç töreni için yapılan, taç töreni için yürüyüşün yapıldığı yer. Buranın sonunda da şu en son gördüğünüz katedrale gidiliyor. Orada da taç giyme töreni yaptırılıyor. Temel olarak olay bu. Şu gördüğünüz yer direkt giriş kapısı. Yani kral buradan geliyordu, prens. Taç töreni için buradan yürüyordu. Ve St. Mary's Kilisesi'ne, şurada gördüğünüz kiliseye doğru gidip orada da taç töreni oluyordu. Bu gördüğünüz bölge, şuradaki bölgede insanların yaptıkları sanat çalışmaları, resimler satılıyor. Bu sadece şu an yapılan bir şey değil. Bu yaklaşık 400 yıldır bu köşede yapılan bir aktiviteymiş. İnsanlar kendi sanat çalışmalarını gelip burada satarak bundan bir gelir sağlamaya çalışıyorlarmış. O aynı gelenek hala devam ediyor. Şu an arkamda gördüğünüz yer hala bizim rehberimiz de anlatmaya devam ediyor ama şöyle göstereyim. Burası Czartowski Müzesi. Bu müzeyi aslında uzun süre Krakow'dan ayrılmak durumunda kalmış. Aile aslında kurmuş diyebiliriz. Orta Çağ'dan sonra işte 1800'lü yıllarda buraya gelmişler. Bu müzenin özelliklerinden bir tanesi bu Krakow'la ilgili birçok önemli sanat eşyasını, parçanın içeride var olması ama bir temel koşul daha var. Burada aslında Leonardo da Vinci'nin resmi varmış. Kendi eliyle resmettiği bir çalışma varmış içeride. Ama bu çok ilginç bir şey. Çünkü Louvre Müzesi'ne Fransa'da giderseniz eğer Paris'te gerçek Mona Lisa'yı göremiyorsunuz. Bir replikasıyla sadece fotoğraf çektirebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Ama burada bir Leonardo da Vinci resminin gerçek versiyonunu görebiliyorsunuz ve selfie çektirebiliyorsunuz arkamda gördüğünüz bu güzel müzede.
Reineklovçny diye bir meydana geldik. Bu meydanın önemli bir olayı var. Çok eski bir meydan. Krakow'un ilk yapıldığı zamanlardan kalmış bir meydan. Ve meydanın yapılış şekli çok ilginç. Çünkü meydanda aslında her 100 metrede bir blok olarak ayrılmış. Ve çok eskiden yapıldığı için bu çok önemli bir yapı haline getiriyor. Şöyle bakacak olursanız her açıklıkta meydanda her 100 metrede bir böyle düz açıklıklar var ve o bir sonraki sokağın girişini buradan görebiliyorsunuz bu mantıkta. Bu düzenleme şekli hala günümüzde de kullanılan bir düzenleme şekli. Bu şekilde hem şehrin böyle hava alması sağlanıyor, hava akışının daha düzgün olması sağlanıyor ve aynı zamanda çok da güzel bir görüntü oluşturuyor diye düşünüyorum. Şurada da bakacak olursanız harika bir kilise var. Şimdi buradaki yine Krakow'un ve belki de Avrupa'nın en eski marketlerinden bir tanesini görüyorsunuz önünüzde. Çestokova ismi. Buranın aslında normalde buraya çok fazla saldırı olmuş. Ruslar gelmişler, işte Germanlar gelmişler. Yani Almanlar o zaman o şekilde geçtiği için öyle söyledim ama. İşte Almanlar gelmişler, onun haricinde işte İspanyollar vesaire falan birçok sıkıntı geçirmiş. Yani yıllar içerisinde çok fazla sıkıntı geçirmiş Krakow. Ama bu meydan içerisinde hiç hasar almadan yani kendi kendini kurtarmayı başarmış tek bir yer varsa orası da bu market alanı. Bunun sebebi de zamanında burada işte böyle ipek, baharat vesaire falan tarzı çok fazla değerli, hani o zamanın değerli olarak görülen şeyleri buralarda satılıyormuş. O yüzden burası hani yani hiç kimse yıkmaya kıyamamış herhalde buraya çok değerli bir yer olduğu için. Yani buranın sanırım o zamanki sahipleri de biraz böyle kalburüstü insanlar oldukları için şey olmuş, yıkılmamış. Bir şekilde kendini ayakta tutmayı başarmış ve korunarak günümüze kadar gelmiş. Matejko burası için bizim için Atatürk neyse Matejko da Polonyalılar için o anlama geliyormuş. Dolayısıyla okullarda Polonya'da Matejko böyle hani çok aşırı bir şekilde anlatılıyormuş. Hani bizde de evet anlatılırdı ama aşırı bir şekilde değil yani. Hani inkılapları yaptığı şeyler değil. Burada Matejko'ya insanların çocukların aşık olmasını sağlamak amacıyla böyle yani aşık olacak seviyede, beyin yıkanacak seviyede öğretiyorlarmış. O yüzden öyle de ilginç bir bilgi var. Tamamen bir şok. Yani öyle bir şok yaşıyorum ki. Burada çok ünlü bir ressam var. Adı da Matejko. Zamanında Matejko bütün kralları, prensesleri hepsini resmetmiş bir ünlü ressam. Bütün tarih kitaplarında da şu an günümüzdeki onun resimleri, onun eserleri kullanılıyor. Ama bir şey fark etmişler. Matejko kendi hayal dünyasına göre beğenmiyorsa resmettiği şeyleri değiştirebiliyormuş. O yüzden de inanmayın diyorlar. O bütün eserlerine sadece Matejko'nun kendi dünyasında gördüğü şeyler bunlar. O yüzden biraz da tarihi değiştirmiş bulunuyor. Evet, biraz öyle bir durum var. Hatta paraların üzerindeki kralların resimleri falan bunlar gerçek krallar değilmiş. Matejko'nun kendi hayal ettiği krallarmış bunlar. O yüzden öyle de bir değişik bir durumda var diyelim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Şurada arkamda gördüğünüz kiliseden. Aslında onun bir tanesi size göre şu an şu taraftaki kilise bu taraftaki bir gözcü kulesiymiş zamanında. Çok eskiden burada Mongollar buraya saldırıyorlar. Mongollar buraya saldırdıktan sonra saldırırken bir gözcü kulesinde bir tane trompetli bir abi var. Bu trompetli abi Mongolların geldiğini görüyor ve şehrin dört tarafına doğru, Krakow'un dört tarafına doğru o trompeti çalmaya başlıyor herkesi uyarmak için. Burada her saatte bir o trompetli abiyi anmak için burada trompet çalıyorlarmış. O abi dört tarafa işte trompet çalarak bütün şehri uyandırmış. Şu anda o çalıyor. Duyuluyor mu bilmiyorum ama. Evet gördüğünüz gibi bu trompetli abi yani yine o trompetli abiyi anmak üzere yapılmış. Ama Mongollar buraya zamanında böyle geliyorlar tamam mı? Bu Mongollar buraya geldiği zaman bir tane şu kulede şu arkamda gördüğünüz kulede bir tane trompetli abi var. Bu Mongolların geldiğini görüyor bu abi. Şehrin dört tarafına bu trompeti çalmaya başlıyor. Bütün askerler uyanıyor, herkes uyanıyor ve Krakow'u kurtarıyorlar. Şimdi bu böyle efsaneler ortada dolanıyor ama aslında bunun da çıkış olayı şöyleymiş. Yani aslında gerçek yani şimdi o biraz önce anlattığım hikaye aslında bu hikaye gerçek değil. Şimdi asıl gerçek olan hikaye şuymuş. 1900'lü yılların başında bir tane gazeteci bir abi Krakow'u gezmeye geliyor. Krakow'u geziyor falan böyle burada bir uzun bir süre geçiriyor birkaç ay falan. Bir tane kadınla burada tanışıyor. O sırada da bu trompetli abi böyle bir sabahları bir de akşamları bu trompeti sürekli çalıyor tamam mı? Diyor ki bu niye böyle hani bunun özel bir anlamı var mı? O anda o sorduğu abla bu efsaneyi yaratıyor. Tamamen sallıyor. Ama ortaya çıkıyor ki bu gazeteci abi hakikaten çok büyük bir gazeteciymiş. Amerika'da çok ünlü tanınır bir adammış ve gidiyor bir kitap yazıyor bu adam.
adam Krakow'un trompetçisi diye bir kitap yazıyor ve o dakikadan itibaren de artık bu bir efsane değil, gerçek haline dönüşmüş oluyor. Ama aslında gerçek olan şey şuymuş. Krakow'un etrafında orta çağda böyle ahşaptan kale duvarları olduğu dönemler içerisinde sabahları kapıları açın ve akşamları da kapıları kapatın olarak trompet çalan bir abi varmış. Sabahları trompeti çaldığı zaman kapılar açılıyormuş. Trompeti çaldığı zaman kapanıyormuş. Yani öyle Mongol istilası bilmem ne suşu subusu falan yok. Böyle değişik bir hikaye. Evet gençler, şimdi gittiğimiz yer Krakow Üniversite burası. Yani kolej mayıs, müzeyim yani. Burası da bir üniversite müzesi gibi bir yer. Şöyle bir içeriye girip bakalım. Burası böyle bir court, böyle bir avlu karşılıyor bizi. Bakalım buranın olayı neymiş? Burası kurulduktan sonra yaklaşık 40 yıl, yani burası yapılmış, bina yapılmış 40 yıl sonra aktif hale gelmiş. Burada profesörler vesaire çok önde gelen bilim insanları varmış. Genel olarak burada jeoloji üstüne çalışma yapılmış. Jeoloji üstüne çalışma yapılmasının sebebi bu bölgede, yani Polonya'da yer şekilleri bilmem ne bunların üzerine çalışmalar yapılması gerektiğindenmiş. Burasından bağımsız bir şey de söylemek istedim aklıma geldiği için. Normalde Polonya'nın başkenti Varşova. Ama Polonyalar arasında şöyle bir şey de söz konusuymuş, yani öyle geçiyormuş. Krakow kraliyet başkenti olarak geçiyormuş. Çünkü ilk başta hani söylemiştim ya, prens geliyormuş, taç giyme töreni olması için Krakow'da yapılıyormuş orta çağ dönemlerinde falan. O yüzden bundan dolayı da Krakow çok uzun bir süre boyunca Polonya'nın başkenti olarak kalmış. Böyle ufak bir bilgi de vermiş olmak istedim. Şimdi 1900'lerin başında hani bu bina, arkamdaki yer aktif olarak kullanılmış. Fakat şimdi Nazi Almanya'sı buraya geldiği zaman 1940'lı yıllarda Carol Voigtla denen ablamız bu binada normalde hani onlardan önce 1900'lü yılların başlarına doğru burada filoloji çalışıyormuş. Ama Naziler geldiği zaman burada hiçbir eğitime, hiçbir şeye izin vermemişler. Tabii ki klasik Almanlar olarak, yani Naziler olarak hiçbir şeye izin vermemişler, hiçbir şey yapmalarına. Ama bu ablamız çok büyük bir azim göstererek kendisi yer altında, yani bu binaların yer altındaki mahzenlerde çalışmalarını sürdürmeye devam etmiş. Şimdi bu Old Town bölgesinin en keyifli yerlerinden bir tanesine doğru devam ediyoruz yolculuğumuza. İkinci Jean Paul burada kalıyormuş, bu binada. Şurada gördüğünüz üzerinde resmi olan yer onun kaldığı odanın resmedilmiş hali. Çok seviliyormuş burada. Dolayısıyla öldüğü hafta şuradaki bütün alan şu şekilde şuraya kadar. Şuradaki ilerideki parkın, o geçtiğimiz parkın içerisindeki her yer ve bu gördüğünüz caddenin 200 metre bu tarafı ve 200 metre aşağısına kadar mum yakmışlar. Önemi de Krakow'da, yani Katolik Kilisesi'nden çıkmış olan ilk papa kendisi. Daha sonra olmuş mu, başka papa çıkmış mı bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız, yani Polonya'da başka bir papa varsa onu da yorumlara yazarsınız aşağıya. Burası Royal Castle, yani Kraliyet Kalesi olarak geçiyor diyebiliriz. Adı da Wawel. İçinde Wawel var. Şu an sağ üst köşede de ismini görüyorsunuzdur. Wawel'in anlamı şuna geliyor. Yükseltilmiş ve çevresi suyla kaplı kara parçası anlamında. Yani böyle değişik, yani ada gibi. Şimdi o tarafa doğru, yukarı doğru çıkacağız. Tabii çok stratejik bir konumda olduğu için, bir de şöyle bakın. Surlar şöyle geliyor, yukarıya doğru çıkıyor. Eskiden, yani şimdi bunun arka tarafında şey varmış. Onu da göreceğiz. Bir nehir var. Nehir geçiyor. Onu da göreceğiz. Şimdi bu arkamda gördüğünüz kale daha öncesinde hani 1. Dünya Savaşı'nda falan yıkılmış tabi. 1. Dünya Savaşı'nda Polonya'nın kendi bağımsızlığı yok. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın sonunda 1921 yılına doğru, 21 yılının içerisinde tabi kale, artık şu arkamda gördüğünüz kale, şöyle göstereyim. Artık yıkılmış durumda tabii ki. Yıkılmış durumda olduğu için ve tabi yeni bir bağımsızlığını kazanmış bir ülkede ne olur? Tabii ki de ekonomik çok büyük problemler olur. Para olmaz, hiçbir şey olmaz. Çünkü yepyeniden her şeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Buradaki mimarların aklına şöyle bir fikir gelmiş. Çünkü para yok, hiçbir şey yok ya. Ama insan gücüne ihtiyaç var ve tabii ki tuğlaya ihtiyaç var. Eğer gelip burada bu renovasyon, yani yenileme çalışmasında, tekrar yapım çalışmasında yer alırsanız isminizi duvara yazarız ve sonsuza kadar orada kalırsınız. İsminiz burada kalır demişler. Toplamda 6000'den fazla insan burada çalışmak için başvurmuş ve sadece burada mesela bir gün çalışmanız yetiyormuş burada isminizin yazması için. Ve çok ilginç bir şey var. Sadece Polişler değil, yani sadece Polonya milletinden insanlar çalışmamış burada. Amerika'dan gelmiş çalışmış adam, Brezilya'dan gelmiş çalışmış, Minnesota bilmem ne falan filan. Dünyanın her tarafından insanlar çalışmış ve ismini de şurada gördüğünüz beyaz şeylerin üstüne kazımışlar. Şimdi bir de onlara bakalım o isimler neymiş. Mesela Krakowil diyor. Şurada işte Roma'dan gelmiş Tarnow diye bir adam var. Ve yılları da yazıyor. 1922 ile 21 yılları arasında zaten yapılmış bu bina, yenilenmiş tekrar. Mesela şurada bir tane abi var. Dikkat ederseniz şurada üstünde USA yazıyor. Yani Amerika.
Onun bir üstünde bir tanesi de var. Minneapolis'ten gelmiş adam. Ya burada o kadar çok isim var ki bu kalenin her tarafında bu isimler böyle uzuyor. Güzel olmuş. İnsanlar kendi isimlerini tarihe kazımış olmuşlar. Bu arkamda gördüğünüz kilise bayağı eski bir kilise. Yani hani Rönesans zamanına kadar yayınıyormuş geçmişim. Şimdi çok eski zamanlarda böyle gidip de kendinize güzel bir mimar bulabilme şansına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bu yapının da ilk yapılış kaynağı İtalya'nın kuzeyine dayanıyor. Rönesans döneminde eğer bir mimar arıyorsanız oraya gitmeniz gerekiyormuş. Şimdi tabii zamanla burası büyütülüyor. İlk başta bu kadar büyük değil, işte çapeller ekleniyor. Ve her bir yüzyıl geçtikçe bunlar eklendikçe yeni bir mimari tipiyle yapılıyor. Dolayısıyla bu arkamda gördüğünüz mimari farkları da ondan kaynaklanıyormuş. Oldukça ilginç, güzel bir detay. Zaten yapıya da baktığınız zaman hani her bir yapılış şekli, her biri böyle 600-700 yıllık şeyi, mimari tarihini tek bir binada görmek için buraya gelmeniz lazım diyorlar. O da ilginç bir detay olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi Kraliyet Sarayı'na doğru gidiyoruz. Oraya doğru giderken böyle çok güzel bir koridorun içerisinden geçiyorsunuz. Üstünde işlemeler vesaire falan var. Kaleye hoş geldiniz. Burası Royal Palace olarak geçiyor. Şu etrafında gördüğünüz yer. Burası çok şanssız mı denir? Çok ilginç bir tarihe şahitlik etmiş. İlk başta burada şu bölgede, tam şu tarafta benim olduğum bölgenin şurasında, şu bölgede bir simyacı bir abi yaşıyormuş. Bu simyacı abi tabii ki kimyasal maddelerle oynarken bu arkamda gördüğünüz bölgeyi tamamen yakmış. Sonrasında işte başka bir millet gelmiş. Onlar da bu tarafı yakmışlar. Daha sonrasında burası tekrar yapılmış. Ama bir 16. yüzyıla geldiğimiz zaman burada tabii ki Avrupa'da çok büyük pandemilerle uğraşılıyormuş. Da kolera salgını varmış. Tabii ki çok fazla hani hastayı bir arada tutabilecekleri tek yer burasıymış o dönem içerisinde. Dolayısıyla 16. yüzyılda burası kolera salgınında hastane, kolera hastanesi olarak kullanılmış. Daha sonrasında Sovyetler geliyor. Sovyetler diyorlar ki burası çok güzel bir askeri şey olur. Ondan sonra askeriye yerleşiyor. Şu görmüş olduğunuz bölgede, şu avluda yani askerlerin hepsinin donları, falinaları, bünlemleri falan kurutuluyormuş. Şurada da askerlerin kışlaları olarak yukarıda kullanıldığını söyleyebiliriz. Evet, Royal Palace'ı da bu şekilde geçtik. Şu an bir yamaca doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz şu an ejderhalara falan inanılmıyor, kimse inanmıyor ama denilene göre o zamanlar ejderhalarına inanıyormuş insanlar. Neden olduğunu hep beraber öğrenelim. Burada da bağış topluyorlar. Camiye yardım, camiye yardım. Hello guys, we are with the Maciek, who was our very talented tour guide. So I will just ask him a few questions for you. Maybe you could just reach out to him. And he also has his own channel. Maybe you can also check out from there, from the left top section of the screen. So thanks for your time. And it was very delightful to get a guide from yourself. And could you maybe give us some maybe key points? Why should Turkish people who should come to Krakow? So what should be the main idea to come to Krakow? Maybe. And the main idea for pretty much anybody to come to Krakow, it's awesome. Point. That's it. Yeah. But if you want to go into details, first of all, you could start with Warsaw, because actually we have a friend in our company who speaks Turkish. Oh. And we can do tours in Warsaw. Unfortunately, in Krakow, still nobody. But Warsaw is a good start. And then you come here and basically, there is always something for everybody. Obviously, you may want to have some modern things. We have the story of the Second World War here, pretty much anywhere in Poland. But we have something that may be very interesting to Turkish people as they never had it. We have a special district called Nova Huta, built during communism as an ideal socialist town. So that's actually a story that people very often omit. But especially for countries that never had it, it may be an eye-opener. So this is a special praise in Krakow for the story. Many people like old times. And I know from Turkish perspective, 1,000 years is not old, but we still have it, a great museum of the Middle Ages. And generally speaking, when you walk through Krakow, you very often feel like you're kind of stepped into a time machine. Yeah, we felt that also. And of course, coming from the Mediterranean,
to central, kind of northern Europe, it's also a nice thing because you end up in something which is kind of similar, kind of familiar and different at the same time. So you don't feel a big cultural clash, but it's different enough to make it special and fun. Yeah. And in the very main market square, there's a monument of a Polish guy who died in Istanbul. Well, you didn't know that. We will go check it out, well, for sure. Yeah. There's more connections between Poland and Turkey that people think. Yeah, I think so. So guys, you should definitely come to Krakow. We really liked it. And this old town section is just incredible. Thank you once again for this great tour. My and pleasure. Please guys, check him out. He has his own YouTube channel and he also makes content in English, right? In English, Polish and Spanish. And Spanish. Şimdi videoyu kapatmadan önce tabii şimdi şeyde Krakow'da bizim gezdiğimizden çok daha fazla yer var. Onu da söylemekte fayda var. Mesela burada bir Yahudi bölgesi denilen çok eskiden hani işte Nazi zamanından kalan falan yerler de var. İsterseniz oraları da görmeye gidebilirsiniz. Maçekin en son söylediği bize kesinlikle buradan aşağı doğru inin dedi. Şurada arkamdaki kaleden şöyle aşağı doğru iniyorum. İniyoruz yani hep beraber. Şimdi burada aşağı doğru gittiğimiz zaman eski bir efsaneye dayanan bir yer varmış. Burada bir ejderha yaşıyormuş eskiden. Şimdi Krakow'un ismi burayı ilk kuran şu yanımda gördüğünüz bu yükselti olan kaleye. Tabii o zamanlar ahşap. Orayı ilk kuran Krakow diye bir abimizden geliyormuş. Yani öyle tahmin ediliyormuş. Krakow denilen abimiz bu bölgede yaşayan bir ejderhadan çok müzdaripmiş. Demiş ki kendi kraliyet askerlerine gidin ve şu aşağıdaki ejderhayı öldürün. Çünkü bu bizim bütün her şeyimizi yiyor, tahıl mahıl hiçbir şey, hayvan canlı hiçbir şey kalmıyor demiş. Bunlar gitmişler tabii ki de ejderha bunları yakmış, yemiş çok güzel. Sonra da demiş ki bu Krakow, bu ejderhayı kim ki yok eder benden sonraki prens olur ve benden sonraki kral da o olacaktır demiş. Bir tane ayakkabıcı bir abimiz çok akıllıymış. Şimdi ejderhalar çok fazla su içerlerse patlıyorlarmış, öyle bir şey varmış. Onu da ben ilk kez duydum yani böyle bir şey, böyle bir efsane. Neyse. Şimdi bu da demiş ki ben buna demiş böyle bayağı asitli lezzetli bir yemek böyle şey yapayım. Baharat maharat koyayım böyle. Bu da gitsin çok su içsin patlasın. Hakikaten öyle de olmuş. Hakikaten dediğim de ulan hakikaten diyorsun da Gökberk yani şey. Ejderha çok yiyor bu böyle işte sülfürlü mülfürlü böyle işte ne bileyim. Kimyonlu, antep acılı bir şeyleri falan koyuyor. Böyle bir canlı bir yemek bırakıyor. Şeyde bunu yiyor ejderha. Sonra koştura koştura şurada gördüğünüz ilerideki nehire gidiyor ve nehirdeki suyu içmeye başlıyor. Geliyor ayakkabıcı da arkadan bunu okla bir güzel öldürüyor ve ejderhamız yok olmuş oluyor. Ölen ejderhanın heykeli burada. Gerçekten bu şehirde ejderhanın zamanında olduğunu söylüyorlar. Evet arkadaşlar, Krakow Old Town gezimizin sonuna geldik. Krakow yani bu bizim gösterdiğimizden çok daha büyük bir yer. Dediğim gibi burada Yahudi işte bölümü var, Yahudi bölgesi var. Orayı da gezebilirsiniz. Orası da çok güzel böyle tarihi şeylere sahiplik ediyormuş. Ama şimdilik bizden bu kadar diyelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Biz gezerken çok eğlendik. Umarım siz de bu videoyu izlerken eğlenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.